Selamun aleyküm. Geceniz mübarek olsun. Amin. Ramazanınız mübarek olsun. Amin. Rabbim oruçlarımızı, yaptığımız ibadetleri, bütün hayır hasenatı kabul eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i korusun, muhafaza eylesin. Amin. Rabbim inşallah Rahman Ramazan'ın sonunda cemaline kavuşturdu, kullarından eylesin. Amin. Zikirle alakalı sohbetlere devam ediyoruz. Böyle bir seriye bağlandı gibi oldu ama malum birinci hafta müminlerin kalbi, ikinci hafta kâfirler, münafıklar, ondan sonra unutanlarla alakalıydı. Şimdi yine bu zikirle alakalı ayetlere inşallah devam edeceğiz. Bu akşamki 20. nasihat olmuş. Ahzab suresi ayet 41, 42, 43, 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم مجرا كريما صدق الله Ayet 41. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Ayet 42. Onu sabah akşam tesbih edin. Ayet 43. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah rahmet bahşeder. Melekler de dua eder. Allah müminlere çok merhametlidir. Ayet 44. Allah'a kavuştukları gün selam diyerek selamlasınlar. Allah onlara güzel bir mükafat hazırlamıştır. Ahzab suresi ayet 41, 42, 43, 44. Cenab-ı Hak iman edenlere söylüyor. Mesela bazı hitaplar vardır, bütün insanlaradır. Bu iman edenlere özel bir hitap. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Bunun altı bir sefer yerleşsin. Allah'ı çok zikredin. Az zikredenler ne oluyordu? Onlar münafıklar Allah'ı az zikrediyordu. Müminler için, iman edenler için diyor ki Allah'ı çokça zikredin. Ve bu çokça zikretmenin tavanı belli değil. Yani bir kimse bütün gününü zikrullahla geçirmiş olsa ancak çokça zikredenler sınıfına girer. Bütün günlük hayatını, bütün ibadetin üzerine, zikrullahın üzerine kurarsa o zaman çokça zikredenler sınıfına girer. Veyahut da hani ardındaki ayet onu sabah akşam tesbih edin deyince hani başka bir ayet-i kerimede siz namazlarınızı kıldıktan hemen sonra otururken, yatarken, yanlarınız üzerine yatarken, yürürken Allah'ı çokça zikredin. Ayet-i kerimesi ancak
böyle bir hayat kurgularsa, böyle bir şey yaparsa çokça zikredenler sınıfına girer diye İbn Abbas'ın bu konuda tefsiri var. O zaman sabah akşam çokça zikredin, sabah akşam yani günün her saati olmuş oluyor. Ayrıca sabahı özel bir şey bildirmiş, akşamı da özel olarak bildirmiş. Demek ki sabah namaz, hatta bir hadis-i şerif var ya, bir kimse sabah namazını cemaatle kılsa, ondan sonra gün doğuncaya kadar Allah'ı zikretse, sonra iki rekat namaz kılsa, ona hac ve ömre sevabı verilir diye hadis-i şerif var. O zaman bu sabahla alakalı. Yine ikindi namazından sonra bir kimse oturup Allah'ı zikretse diye yine bir hadis-i şerif var. Çünkü bizim etrafımızda hani diyor ya, melekler dua eder diye, etrafımızdaki melekler bizi sabah ve akşam vardiya değişiyor. Yani sabah vardiyasındaki melekler var, bir de akşam vardiyasında melekler var. Bildiğiniz böyle vardiya değişimi var. Vardiya değişince bir hadisi kutsinde de Cenab-ı Hak sorar onlara. Kullarımı ne halde bu gördünüz? Ne halde bıraktınız? Ne halde bıraktınız deyince, onlar namaz kılanlar için namaz kılıyorlardı. Zikrullah yapanlar için zikrullah yapar halde bıraktık diye hadis-i kutsi'de böyle bir beyan var. Tabi o hadis-i şerif de, hadis-i kutsi de uzun. Şimdi o zaman normalde sabah akşam her daim Allah'ı zikredeceğiz. Sabah akşam namaz, zikir, oruç, zikir, Kur'an okumak, zikir, hayır hasenat yapmak, zikir, bir kardeşine tebliğ etmek, zikir. Ama en büyük zikir ne? Oturup Allah'ı zikretmek. Bakın, oturup Allah'ı zikretmek. Bunu unutturmaya çalışıyorlar bize. Ve böyle Allah'ı zikredenlere karşı da böyle bir cephe, hep bunu söylüyorum ya. Yani böyle bir zikrullah yok, böyle bir zikir yok. Siz zikretmeyeceksiniz. İşte zikretmek ne? Namaz kılmak değil canım kardeşim. Sadece namaz kılmak değil. Hatta İmam Gazali diyor ki, sabah namazından sonra oturup Allah'ı zikretmek Kur'an okumaktan da daha hayırlıdır diyor. Bütün ibadetlerden daha hayırlıdır. Oturup Allah'ı zikretmek bütün ibadetlerden daha faziletlidir. Bakın, daha faziletlidir. Biz anlayış olarak, din olarak işte biz sadece Allah'ı zikrederiz, namaz bizim için önemli değil, oruç önemli değil. Biz onlardan değiliz. Yani sabah akşam Allah'ı zikretmekle mükellefiz. Bir de hani Allah'ı çokça zikredin, mesela namazla alakalı çokça namaz kılın yok, namazın vakitleri belli. Çokça oruç tutun yok ayet-i kerimelerde. Orucun vakti zamanı belli. Veyahut da çokça zekat verin, zekatın miktarı belli. Veya işte siz her sene hacca gidin değil. Hac hayatınızda bir sefer gücü yeten, malı olan, ne bileyim işte şartları belli. Bu o zaman o kadar. Çokça hacca gidin yok. Veyahut da İslam'daki namazların hepsi de ya zamana bağlı ya belirli ritüellere bağlı. Mesela abdest olmayanın namazı yoktur. Hadis-i şerif. Yani o kimse namaz kılacaksa abdest alacak. Yani o abdesti almazsa onun namazı namaz değil. Tabiri caizse işte jimnastik yaptı. Bunun gibi mesela orucun vakti belli. İşte imsak vaktinde girecek, akşam namazında bitecek. Yani vakte bağlı. Hac vakte bağlı. Sen kafana göre hac yapamazsın. Hoş, onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Belki de ahir zamana biraz daha, bir zaman daha geçince değiştirecekler. Diyecekler ki yıl 365 gün hac yapabilirsiniz. Orucu da değiştirecekler. Diyecekler ki kışın oruç tutun veyahut da bölün orucu günlerin içerisine, Ramazan orucunu. Bunları söyleyecekler, dini ifsad etmek için uğraşıyorlar. Bu ifsad etmek isteyenlerin başında da Müslüman görünümlü alim bozuntuları var. Yani bunlar böyle dışarıdan bozmaya çalışılmıyor. Bizim içimizden bozmaya çalışıyorlar. İçimizden satın alıyorlar. İçimizden bizi vuruyorlar. Bu böyle yeni bir oyun değil bu. Yani İslam, Müslümanlar 200 yıldır zayıfladıkça bizim içimize fitne koyucu, fitneye çalışıcı, neydi belirsiz insanlar koydular. Mossad bile ne diyor? Biz İslam dünyasında 70 tane tarikat kurduk diyor. Mossad'ın kendisi açıklıyor. Bakın, Mossad'ın kendisi açıklıyor. Ben yıllardan beri bağırıyordum. Hani
İngilizlerin kurduğu dergahlar var, tarikatlar var. Mossad'ın kurduğu dergahlar var, tarikatlar var diye millet böyle kızıyordu bana. Hoş hala da kızıyor herkes bana da. Bu konuda bir sıkıntım da yok, kızan kızsın. Kızanlar da istersem küçük kızlarını vermesinler. Umurumda değil, ben söyleyeceğim söyleyeceğim yine de. Normalde bunlar çünkü içimizde bunlar. Mesela bu konuda İngilizleri iyi takip edin. Böyle sendenmiş gibi görünür. Bu konuda İngilizler dünyanın zirvesindedir. Mossad onun talebesidir. Yani İngilizler ilmek ilmek işlerler. Sen onu solcu zannedersin, o İngiliz muhbiridir. Sen onu böyle sıkı bir komünist zannedersin, sıkı bir Atatürkçü zannedersin. Sıkı bir, hani bugünkü dille, bu dili kullanmak istemiyorum, İslamcı, sıkı bir muhafazakar, sıkı bir sağcı, sıkı bir liberal zannedersin. Aldanmayın. Ben bu ülkede ne komünistlere aldanırım, ne solculara, ne kemalistlere, ne milli görüşçülere, ne muhafazakarlara, ne refahçılara, siyasi organizasyon olarak da. Başıma ne geliyorsa gelsin, önemli değil. Ben söyleyeyim. Ben hiç inanmam. En komünist bir insan İngiliz ajanı çıkar. Sen onu komünist zannedersin. Sen onu mesela işte çok büyük bir İslami fedai zannedersin. Bir bakarsın ki işte İngiliz pasaportu var adamda. İngiliz vatandaşı. Bakın bunlar enteresan şeylerdir. Gördüklerinizin hiçbirine inanmayın. Ülkede ve İslam dünyasında gördüğünüz hiçbir şeye inanmayın. Araştırın. Arkasından başka bir şey çıkacaktır. Öyle beyhude kürek çekmeyin. Hep anlatırım ya. Onun arkasında başka bir şey vardır. Öyle boş değildir o işler. Seni de başıboş bırakmazlar öyle. Öyle mümkün değildir o işler. Neyse, işte ehli zikrullah'a, eğer ehli zikrullah onlara tabi olmadıysa, bakın tabi olmadıysa İngilizlere, onların başında problem çıkarlar hep. O İngiliz derin devletine, o İngiliz kraliyetine ya biat edeceksiniz ya da böyle başınıza bir sürü işler gelecek, çoraplar örülecek. Cemaat, tarikat, ne olursan olsan hiç önemli değil. Şimdi bunlar Allah'ın zikrine karşıdırlar. Sufiliğe bu manadaki Kur'an sünnet dairesindeki sufiliğe karşıdırlar. Bir kimse Kur'an sünnet dairesindeki sufiliğe karşısa ya cahildir ya kafirdir. Ya da gizli servis ajanıdır o. Bakın bunlar böyle net. Bir kimse bütün hadisleri inkar ediyorsa, hadislere karşısa o kimse İngiliz kraliyet ailesinden, Mossad'dan, CIA'den, oradan buradan besleniyordur. Bir kimse ehli zikre ve zikre karşısa bir yerlerden besleniyordur. Bir yerlerin insanıdır o. Kafirdir, münafıktır, bir şeydir yani. Çünkü o böyle mümkün değil. Çünkü Allah'ı zikreden bir kimse, Allah'ı zikreden bir kimsenin Cenab-ı Hak onun gönül gözünü açar. Ona feraset nuru verir. Onun kalbinde bir nur oluşur. O nurla o iyiyi, doğruyu, güzeli, çirkini ayırt eder. Bu aldanmaz. Algı operasyonuna girmez. O kandırılamaz. Neden? Müftüler fetva verse de o kalbine bakacak ya, hadis-i şerifte öyle diyor. O kalbine bakar. Kalp onu tasdikledi mi, tasdiklemedi mi? Çünkü ayet 43'te Allah'ı çok zikredenlerle alakalı bir ardından müjdeler var ve tespitler var. Diyor ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah rahmet bahşeder. Sen Allah'ı çok zikrettin, sabah akşam zikrullah ile hemhal oldun. Cenab-ı Hak seni karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kendinden, kendi katından sana rahmet bahşeyledi. Seni aydınlıktan karanlığa çıkardı. Aydınlıktan karanlığa çıkaran kim? Allah. Zikrettiğin Allah. Senin şeyhin seni aydınlıktan karanlığa çıkarmıyor. Senin başındaki hacın, hocan, alimin, siyasi liderin, dini liderin her neyse
seni aydınlıktan karanlıktan aydınlığa çıkarmıyor. Cenab-ı Hak karanlıktan aydınlığa çıkarmak için bunu kendi zatına, kendi nefsine atfetmiş. Şeyhin vesile olabilir, hocan vesile olabilir, mahalledeki bir kimse vesilen olabilir. Ama karanlıktan aydınlığa çıkaran Allah'tır. Burada hiç kimse şirke düşmesin, gizli şirke. Bak hiçbir şey, hiçbir mürşid-i kamil, hiçbir alim, hiçbir hoca, hiçbir peygamber bir kimseyi karanlıktan aydınlığa çıkarmaz. Karanlıktan aydınlığa çıkaran Allah'tır Celle Celaluhu. Ve Cenab-ı Hak bunu kendi zatının üzerine alır. Allah sizi karanlıktan aydınlığa çıkarır. Allah sizi şirkten kurtarır. Allah sizi ibadetsizlikten kurtarır. Allah sizi kulluk yapmamaktan kurtarır. Bahşeder size. Bir de ne diyor üstüne? Üstüne diyor ki rahmet eder sana. Ne yapıyor? Rahmet bahşeyler. Bahşeyler bakın. Yani senin yaptıklarının, sen bir tek Allah'ı zikrettin. O Allah'ı zikirde ne? Allah'ın lütfuydu sana. Allah sana lütfetti, sen Allah'ı zikrettin ve Allah katından sana bahşetti. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı sana bahşetti. Aydınlığa çıkarmayı bahşetti sana. Bu büyük bir lütuf, büyük bir ikram. Ama Allah'ı zikredersen, kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikretti. Ayet-i Kerime. O zaman Allah onu zikretti. Kim Allah'ı zikrederse Allah onu zikredince Cenab-ı Hak onu karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Ve ona rahmet bahşeyledi. Ona rahmet etti. Ona bereket verdi. Ona ihsan eyledi. Ona katından mağfiret etti. Tövbesini kabul etti. Zikrini kabul etti. İbadetlerini kabul etti. Onu katından korumasını aldı. Katından muhafaza etti. Ona lütfetti. İkram etti. Bu neyle mümkün? Bu iman edip zikretmek de mümkün. Eğer o zikretmezse bunlara ulaşması mümkün değil. Zikretmeyenlerin bunlara ulaşmamasının sebebi de bu. Veya zikre düşman olanların bunlara ulaşamamasının sebebi o. O kimse Allah'ı zikrederse bunlara ulaşacak. Ve Cenab-ı Hak da başına, zikredenin başına melekler, bak melek değil, melekler tahsis edecek. Melekler gönderecek, o melekler zikreden kimseye dua edecekler. Sabah akşam, sabah akşam senin etrafında melekler var, senin için tövbe ediyorlar, senin için dua ediyorlar, senin için Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Senin neye ihtiyacın varsa, sen sadece Allah'ı zikrediyorsun çünkü. Sen Allah'ı Allah olduğu için, Allah için zikrediyorsun. Rızık için değil, nimetler için değil. Bak rızık için değil, nimetler için değil. Allah'ı Allah olduğu için zikrediyorsun. Ya Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın ümmeti için dedi ki, Musa Aleyhisselam ümmeti için dedi. Verdiğim nimetlerden dolayı Allah'ı zikredin dedi. Onlara bakın nimete bağladı kendisini zikrini. Dedi ki size bir sürü nimet veriyorum, bu nimetlerden dolayı zikredin. Onlar nimeti gördü önce çünkü. Sen önce nimeti görme. Sen önce nimeti görürsen aldanırsın. Avam kul, vasat kul olursun. Yok hayır. Nimetleri için değil. Biz Allah'ı Allah olduğu için zikrederiz. Allah'ı Allah olduğu için fi sebilillah Allah'ı Allah için zikrederiz. Bakın burada direkt zatla alışveriş vardır. Direkt. Biz zatla alışveriş içinde oluruz. Allah'ı Allah olduğu için, Allah için zikrederiz. Hani hadisi kutsi'de dedi ya, onlar birbirleriyle akraba değildir, birbirleriyle menfaatleri de yoktur. Ama onlar Allah için birbirlerini sevip toplandıklarında Allah'ı zikrederler. İşte onlar hiçbir gölgenin bulunmadığı arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenirler. Ve hadisi kutsi'de ne diyordu? Mahşer halkı onlara gıpta ile bakarlar ve sorarlar bunlar hangi peygamberlerden? Düşünün bakın. Bunlar hangi peygamberlerden? Bir münadi melek cevap verir. Bunlar peygamber değil. Hangi şehitlerden? Bunlar şehit de değil. Peki bunlar kim? Bunlar kim? Bunlar da diyorlar ki münadi melek cevap verir. Bunlar dünyadayken
birbirlerini Allah için sevenler akraba olmadıkları halde, menfaatleri olmadıkları halde birbirlerini Allah için sevip toplandıklarında Allah'ı zikredenler. İşte onlar Arş-ı Ala'nın gölgesinde, bir rivayette de Allah'ın gölgesinde gölgelenecekler. Hani bunları böyle peygamberler bile onlara gıptayla bakar. Başka bir hadis-i şerifte velilerle alakalı Yunus suresindeki onunla alakalı peygamberler gıptayla bakarlar deyince böyle sahabeden bir bedevi diyor ki ya Resulallah onları bize tanıtır mısın? Hani onlar kim bizi onları tanıt? Allah Resulü diyor ki onlar birbirleriyle akrab olmadıkları halde, menfaatleri olmadıkları halde toplanıp birbirlerini Allah için sevip toplandıklarında Allah'ı zikredenlerdir. İşte böyle toplanıp Allah'ı zikredince seni karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Ve ne yaptı? Senin başına melekler tayin etti. Melekler sana dua etmeye başladı. Ve Cenab-ı Hak da ne yaptı? Allah müminlere çok merhametlidir. Ve Cenab-ı Hak ne yaptı? O kendisini zikredenlere merhamet etti. Merhametine gark etti. Merhametine yerleştirdi. Allah çünkü merhametlilerin en merhametlisidir. Allah müminlere çok merhametlidir. Buhari, Müslim, Allah mahlukatı yarattığı vakit kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına rahmetim gazabıma üstün geldi diye yazdı. Yine Ahmet bin Hanbel'den ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şey ortak koşmayanları cennetime koyun. Allah buyurur böyle. Bu da hadis-i kutsi. O zaman merhametlilerin en merhametlisi kim? Allah Celle Celaluhu. Ve yine bir hadis-i şerifte hakimden Allah-u Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı yasaklar koymuştur, onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır, onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın. Demek ki Cenab-ı Hak merhametinden dolayı da ne yapıyor? Bazı şeyleri de es geçiyor üstümüzden. Bir günah işliyoruz, hata işliyoruz, merhamet ediyor, siliyor kendi katından. Kendimizle alakalıysa, bir başkasıyla alakalı değilse onunla helallaşan. Ama yine de seni affeder mi? Affeder. Bu ayrı bir mesele. Allah'ın affına sınır koymak söz konusu değil. Rabbim cümlemizi affettiklerinden eylesin. Burası önemli. Allah'a kavuştukları gün selam diyerek selamlasınlar. Allah onlara güzel bir mükafat hazırlamıştır. Allah'a kavuştuğu gün herkes ona ne olarak bakarız biz hepimiz buna? Ahiret olarak bakarız. Allah'a kavuşmayı ahiret olarak görürüz. Ve bu hadis-i şerifi tefsirlerde baktığınızda hepsinde de hemen 3 aşağı 5 yukarı ahiret olarak görülecektir. Ama sufiler için öyle değildir. Sufiler her an Allah'a kavuşmak için can atan müminlerdir. Onlar daim Allah'a kavuşmayı, Allah'a kavuşma özlemiyle yanar tutuşurlar. Ve sufi emmareden başlayarak da yürümeye başlar. Fena makamına gelir, oradan bekaya geçer. O kimse fena ve beka makamına geldiğinde o artık Allah'a bu manada, tam manada vuslat olarak değil, Allah'a kavuşmuş kabul edilir. Yani o kimsenin ulaşabileceği nokta Cenab-ı Hakk'ın cemalinde fena olmaktır. O cemalinde fena olan bir kimse için evet. İşte o zaman melekler sıralanır. O sufi, o veli, o mürşid-i kamil o fena halinden ayrılmak istemez aslında. O fena halinden ayrılmak büyük bir gariplik, büyük bir hasret, büyük bir dayanılmayacak acıdır. Ama o fena halinden ayrılırken melekler ona dua ederler. Onu tebrik ederler. Bütün veliler, bütün mürşid-i kamiller toplanırlar. Onun o fena halinden ve fena haline kavuşma anında ve fena halinden çıkma anında ona selam ederler. Onu taltif ederler.
ona dua ederler. Onun bu manada Cenab-ı Hak yardımcısı olsun diye hepsi de tebriğe ve duaya durur. İşte melekler o Allah'a kavuştukları gün selam diyerek selamlasınlar. Evet, Allah'a bu manada cemal noktasında kavuşanı her bütün gök halkı, bütün yer halkı velilik olarak, evliyalar olarak, veliler ve evliyalar olarak bütün ne yapar? Yer ve gök halkı onu selamlar. Bu ona dünyada müjdedir. Hani velilerle alakalı ayet-i kerimede onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Ayet-i kerimesi var ya, hani soruyorlar ya sahabe, ya Resulallah ahiretteki müjdeyi 3 aşağı 5 yukarı anladık tabiri caizse ama dünyadaki müjde nedir dediğinde ne diyor hadis-i şerifte? Onun gördüğü rüya ve onların görüldüğü rüyalardır. Bakın iki hal var burada. Onun gördüğü rüya. Çünkü bu hallerin hepsi de rüyanın içindedir. Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Sahih rüyayı biz kabul ederiz. Ve bütün İslam alemi, bütün alimler sahih rüyanın peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz olduğunu kabul eder. Bir kimse bunu kabul etmez, reddederse o da küfre düşer. Bakın o da küfre düşer. Şimdi ne yazık ki ehli sufiye laf atmak, ehli sufiyi kötülemek için bunları da reddediyorlar, küfre düşüyorlar. Bakın küfre düşüyorlar. Rüya haktır. Rüya haktır. Bir kimse rüyayı inkar ederse küfre düşmüş olur. Bakın rüyayı inkar eden küfre düşmüş olur. Çünkü rüya peygamberler görmüştür. Hani bir de Hayber'le Hendek'le alakalı Cenab-ı Hak da ne diyor? Biz diyor her iki tarafa da rüyada iki tarafı da zayıf gösterdik. Allah sizi imtihan etti diyor. Neyle? Rüyayla. Yani hem sahabeler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri düşmanı zayıf görüyorlardı. Cenab-ı Hak öyle gösteriyordu onlara rüyalarında. Öbür günlere de Müslümanları zayıf gösteriyordu. Ne diyordu Ebu Cehil gidecek olan bir kimseye? Kervancıya diyordu ki bekle birkaç gün daha. Çok özür dilerim haşa onun tabiriyle. Diyordu ki Muhammed'i devenin arkasına bağlayıp Mekke'ye kadar götürürken sen de gör. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini öldürecekler ve devenin arkasını bağlayacaklar. Mekke sokaklarında dolaştıracaklar öyle. Kafirin planı budur çünkü hep. Kafir ister ki bütün Müslümanları öldürsün. Bak Gazze'de öldürüyorlar boyuna. Senin çocuğuna bile acımaz kafir. Bak ne çocuk acıyorlar, ne kadın acıyorlar, ne ihtiyar acıyorlar. Öldürüyorlar boyuna. Bir de ne diyor papazları? Bu öldürdüklerimiz diyor. Daha önce öldürmediğimiz çocuklar diyor. Şimdi çocukları öldürmezsek diyor 20 yıl sonra onlar bizle yine savaşacaklar. Çocukları da öldürüyorlar. Bakın Müslümana hiç kimse acımaz. Mümine kimse acımaz. Bir kimse mümine acımıyorsa mümin bir kimse hiç önemli değil. Onun kalbi kafirleşmiştir. Çünkü Müslüman mümin kardeşine merhametlidir. Elinden dilinden emin olur o kimsenin. Müslümanın elinden dilinden emin değilse bir kimse o Müslümanlıkla alakalı sıkıntı vardır onda. O münafıklık alameti taşıyordur. Sen bir Müslümana sen haksızlık yapamazsın. Onun canına, malına, ırzına, namusuna dokunamazsın. Onun hakkında gıybet edemezsin, dedikodu edemezsin. Allah muhafaza eylesin. İşte ne yapıyorlar orada? Öldürüyorlar, katlediyorlar. Ve bütün dünya, bilhassa İslam dünyası da sadece seyrediyor. Biz oturuyoruz, telin ediyoruz, lanet ediyoruz. Allah muhafaza eylesin. İşte o sahih rüyalar peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz. Ve o veli, o mürşidi kamil, o cemalde fena olmayı bu dünya için onun en büyük müjdesidir. Bu dünyada onun için en büyük müjde budur.
Cemalullah'ta fena olma ve meleklerin ve pir efendilerin ve bir sürü böyle peygamberlerin ve büyük zevatın onun selamlaması. Bu bir sufi için dünyada gelebileceği en önemli makamlardan birisidir. O yüzden Allah'a kavuştukları gün, bir de bu işin nesi var? Ahireti var. Allah'a kavuştuğu gün, vefat ettiği gün. Allah'a kavuştuğu gün, yeniden mezarından kaldırılıp cennete girdiği gün. Cennete girdiğinde Allah'ın normalde tecelliyatını seyrettiği gün. Tefsirlerde bunları farklı farklı okuyabilirsiniz. Rabbim bizleri affeylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Biz normalde gecenin sonunda yine de yani daha doğrusu zikrullahın başında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin iki duasıyla inşallah sohbeti tamamlayalım. Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle. Amin. Bizden razı ol. Amin. Amellerimizi kabul eyle. Amin. Bizi cennetine koy. Amin. Bizi cehennemden kurtar. Amin. Ve bizim her halimizi ıslah eyle. Amin. Rabbim beni bağışla. Amin. Tövbemi kabul et. Amin. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Amin. Çok merhamet edensin. Amin. Bizlere merhamet eyle. Amin. Katından lütfeyle. Amin. Katından ikram eyle. Katından ihsan eyle. Amin. Katından dostlarının zümresine ilhak eyle. Amin. Katından bizleri dostlarına dost eyle. Amin. Katından bizleri sana düşmanlık yapanlara bizi de düşman eyle. Amin. Yanılıp yenilip senin düşmanlarını dost tutanlardan eyleme. Amin. Oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Oruçlarımızı muhafaza eyle. Amin. Yaptığımız ibadetleri ve amelleri bizlere şefaatçi eyle. Amin. Habibini şefaatçi eyle. Amin. Şefaat edebilecek olan bütün zatları bizlere şefaatçi eyle. Amin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehennemden azad eyle. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhlarına, amin, bütün geçmiş peygamberi zişan efendilerimizin ruhlarına, amin, cihari yari güzin efendilerimiz Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zinnureyn, Ali el-Murtaza radıyallahu anh hazretlerinin ruhlarına, aşere-i mübeşşerin evladı Resulullah, zevcihat-ı Resulullah, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 72 şühedanın, şehid-i Kerbela'nın bütün şühedanın ruhlarına, amin, tüm ashab-ı Resulullah hazretlerinin ruhlarına, amin, İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbeli ve bütün mezhep imamlarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl ve istedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı pirimi Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed el-Rufai, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid İbrahim Duseki, Şeyh Ebu'l-Hasan el-Şazeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahaddin, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Şah-ı Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Mehmet-i Muhittin Üftade Veli, Veysel Karani, Muhittin Arabi Niyazi Mısri ve bütün pir ve piran efendilerimizin ruhlarına da ayrı ayrı edildik. Vasıl ve istedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle.
eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı geçmiş üstadlarımızdan Abdurrahim et-Tantavi, Abdurrahim en-Nişabi, El-Hac El-Hafız Ebu Bekir Sıddık Çorumi, Hacı Ali Aydar Efendi, El-Hac Çorumlu Mustafa Anaç Efendi, Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Efendi'nin, Kaçuni Dergahı'nın, Kabbaşi Dergahı'nın ve bütün geçmiş mürşid-i kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına. Ya Rabbi, bilhassa üstadımız Bayındırlı Hacı Mustafa Özba Beyefendi Hazretlerinin cet ve dadalarının ruhaniyetlerine, amin, yaşayan bütün mürşid-i kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhaniyetlerine, Turukaliye'den akraba-ı talikatlarımızdan geçenlerin ruhlarına da hediye edildik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi, amin, haberdar eyle ya Rabbi, amin, feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 يا مالك الملك القديم 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله أمان يا ربي من كل ذنب توبة يا ربي أستغفر الله أمان يا ربي من كل ذنب توبة يا ربي أستغفر الله أمان يا ربي من كل ذنب توبة يا ربي أستغفر الله أمان يا ربي من كل ذنب توبة يا ربي أستغفر الله تبدي إلى الله ونهيت قلبي عن ما سوى الله استغفر الله تبت إلى الله ونهيت قلبي عن ما سوى الله استغفر الله تبت إلى الله ونهيت قلبي عن ما سوى الله أستغفر الله تبت إلى الله
veleytu kalbi anma sivallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahu'l-azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rahman ya Rahim ya Allah. 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 Ya Sübhan ya Sultan 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 ya Allah. Ya Deyyan ya Burhan 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 ya Allah. Ya Hannan ya Mennan 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 ya Allah. Ya Settar ya Gaffar 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 ya Allah. Ya Rabbi, Settar ismi şerifine inanıyoruz. Günahlarımızı setreyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Gaffar ismi şerifine inanıyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahul azim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala yenigu bi kemalihi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala mürşidina Muhammedin ve ala Ali.
yeni gobi kemani Allahümme salli ve sellim ve barik ala es'elüne Muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeni gubi kemali Allahümme salli sellim ve barik ala hayrul vera Muhammedin ve ala adede kema lillahi ve kema yeni gubi kemalihi Allahümme salli ve sellim ve barik ala şemsüddüha Muhammedin ve ala alihi adede kema lillahi ve kema yeni gubi kema lihi Allahümme salli ve sellim ve barik ala Bedrüddünca Muhammedin ve ala alihi adede kema lillahi ve kema yeni gubi kema alihi Allahümme salli ve sellim ve barik ala Nurul Hüda Muhammedin abdike ve Rabbike ve Rasuliken Biyil ümmil ve ala lillahi ve kema yeni gubi kema lihi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftali zikir fe'lem ennehu. La İllallah. Hak Muhammed'in
Resulullah, cemiyen enbiyayı vel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Amin. Ecmain. Nestor.